takımdan gittiğinde bunda oyuncuların da kabahati olduğunu söylemiştim. Evet. Geçen hafta ya da önceki haftaydı. Bu akşam bunu kanıtladık. Golü değil, maçı konuşalım. Biz bu akşam utanç verici bir ortaya koyduk. Oyun ortaya koyduk diyor. Utanç verici bir oyun ortaya koyduk. Benim dediğim çıkıyor işte. Kim var? Uğur. Uğur var. Tamam, hemen Konya'ya gidelim. Evet, Uğur Demirok'la birlikteyiz. Uğur, tebrik ediyorum. 9 kişi Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazanmak. Öncelikle tebrik edelim. Neler söyleyeceksin? Dediğiniz gibi 9 kişi, belki 11 kişi kazansaydık bu kadar sevinmezdik. Bu zamanlarda kötü bir zamanlardan geçiyorduk. Buna çok ihtiyacımız vardı. Maça başlarken de bunu hep beraber konuştuk. Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Seyircimiz olsaydı bence daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi ama mücadelemizi verdik. Dediğim gibi bundan sonra bizim için lig tekrar yeniden başlıyor. Çok büyük bir adım attık. Bu takımı daha iyi yerlere getirmek için bu mücadeleyi sergilersek zaten gördüğümüz gibi sahada sonucunu alıyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarlarımız burada yoktu ama bütün camiamıza, taraftarlara armağan olsun. Dediğim gibi iyilik yeniden bizim için şu anda yeniden başlıyor. Tartışmalı bir pozisyon vardı. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi diye. Soyunma odasında izleme şansı buldunuz mu? Nasıl değerlendirirsin? Ya, girerken izledik hatta. Hüseyin Öre'de gösterdik de VAR'dan gelen karar %100 geçmediymiş. Ama bize göre sanki yani sadece bir görüntü izledik. Hani videoyu izleyemedik. Geçtiği yönünde söylendi. Ama dediğim gibi herhalde VAR'da kontrol ediyorlar. Yani herkes de görmüştür yayıncı kuruluşlar. Ben de daha hani izleyemedim. Çok net bir şey söyleyemiyorum ama bize geçtiğini söylediler. Ama bu saatten sonra çok önemi yok, dediğim gibi kazandığımız için çok mutluyuz. Peki, tabii Konya Spor için artık 8 hafta kaldı ama o ateş hattından çıkamadı Konya Spor. Bundan sonrası için neler söylersin? Dediğim gibi 8 tane final maçı var. Bizim için tekrar lig yeniden başlıyor şu anda. Bir mücadeleyi vermek zorundayız. Hiç hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Bir an önce üst taraflara doğru çıkmak istiyoruz. Önümüzdeki Gençler Birliği maçı çok önemli hale geldi. Yani bu maçın pekiştirmesini yapmamız için ondan da puan ve puanlar çıkarmak istiyoruz. Peki, tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz sana. Gustavo'nun açıklamalarını bir yandan devam ediyorum. Görüyoruz ki işler iyi giderken sahada herkes Ronaldinho gibi. Ama işler zor gidince aynı isteği göremiyorum. Arkadaşlarına da burada bir serzeniş var. Evet. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor. Ronaldinho'yu ben de söyledim, o da söyledi bak. Yani adam hapiste ama olsun. Hapiste. Bugün şov yapmış Ronaldinho. Evet. Bozuk altı saatte yani, pasaportla ülkeye. Tabii şeye evet. Ama yani hayır, Ronaldinho değil mesele. Yani bak sana bir şey söyleyeyim burada mi? Burada arkadaşlarına söylediği şeyler. Ya gerçekleri söylüyor zaten. Ender, ben sana somut bir şey söyleyeyim doğruyu mi? Doğruyu söylüyor. Kulübede antrenör işte şu anda kalan Fenerbahçe ile ilgili Denizli maçında Emre Dağ 4-5 tane iç sahada oynanan Denizli Spor maçında 4-5 kişi kulübeden oyunculara biliyor musun bağırıyor, taktik veriyor o halde Fenerbahçe. İşte o zaman. Bak şimdi Emre Belözoğlu dahil 3-4 kişi de ayağa kalkıyor sağ içine. Oyunculara tamam. Mesaj yolluyorlar, taktik veriyorlar. Şimdi bu takımdan ne bekliyorsun o zaman? Doğru çıkıyor. Diyor ki takımın başı yok, lideri yok Ender. Abi, iki haftadır ne yapıyorsun? 3-4 kişi o zaman? Kulübeden kalkıp oyuncular işte yanındaki insanlarla oyunculara sağ içine Fenerbahçe tamam gibi işte, o büyük hoca takımın kulübesi böyle mi olur? O başkan da hoca getirsin işte. İki haftadır hoca nerede o zaman? Yok. Söyledik yanlış, Ersun Yanal'a devam edeceklerdi evet, böyle veya Ersun Yanal gidiyorsa hemen B planı, C, D planı hemen devreye girecekti. Şimdi şöyle bir açıklama gelmedi mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aklımızda, gönlümüzde, kafamızda teknik adam var şeklinde. Evet. Yalnız işin tehlikeli tarafı var. Bu Fenerbahçe yani üst tarafı dizayn edecekken düşme hattını dizayn etmeye başladı. Tabii çünkü Fenerbahçe'nin yani kalan hattını, maçlarına bir bakabilir miyiz? Düşme hattına mağlup oldukça düşme hattı. Daha evet, bundan sonraki maçlar da o bölgeyle çünkü. Alttaki yani, barajı yani yükseltti. Orayı dizayn ediyor Fenerbahçe şu an. Barajı yükseltti. Düşme hattını dizayn ediyor Fenerbahçe. Geçen hafta da Denizli kendi evinde bir puan verdi. Şimdi Kayseri, Kasımpaşa, Malatya, Rize. Göztepe, Gençler, Çaykur Rize. Alt yani tarafı dizayn ediyor. Altta, yani... Kim düşüp kimin düşmeyeceğini Fenerbahçe karar verecek. Kimin şampiyon olacağını Konya biliyor musun? Olabilir. Konya'nın da bütün maçları üst taraftaki, üstteki dörtlüyle. Bir Galatasaray hariç.
Zor değil mi? Zor bir fikir. Hepsiyle oynuyor vallahi Konya'nın. Fenerbahçe ya de düşman. Altın gibi 3 puan aldı. Tehlikeli. Bir ayağı çukurda takımlarla oynuyor Fenerbahçe. Bir ayağı çukurdaki takımlarla. En büyük sıkıntıyı oradan yaşadı zaten yani, hocam. Orayı dizayn ediyor Fenerbahçe. Düştüğü duruma düşünebiliyor musun? Düştüğü durumu Fenerbahçe'nin. Bana hikaye anlatmasınlar abi. Yönetip çıkıp da labo 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 demesinler. İşte burada abi. Yaptıkları halt burada. Yazık bu takım bana. Hayır, yazık bu takım. Bir de şeydir mesela Galatasaray maçı bitince fikstürü acayip avantajlı diyoruz. Fenerbahçe için. Yani, Galatasaray derbisi geçtikten sonra acayip Emre, avantajlı. Emre Bol hatırlasana Emre Bol'la yaptığı bir şeydi. 5'le 5 demişti. Ne yapsın çocuk? Uyuyor şimdi kuzu gibi. Bizim Savaş. Bizim bir arkadaşımız var. Koyu Fenerbahçeli. Savaş, Murat falan, Tavşan, Mustafa abi eski Fenerbahçeli oyuncu bunlar. Ondan sonra işte geri kalan fikstürle ilgili 3 puan, 2 puan işte topladılar 5, 6 falan. Bütün neredeyse Fenerbahçe 78-80 puanla şampiyon ikinci yarı. Ama Başakşehir maçını gören, seyreden birisin. Başka bana bir vermesi mümkün. Avukatım Mehmet Uçum, bayağı üst düzeyde bir adam işte. Diyor ki Ali Koç'la bizzat konuştum diyor. Yazmış neler. İstersen oku, istersen okuma diyor. Okumayacağım. Yani bizzat konuştum diyor ya. Ama diyor hikaye diyor. Burada yazıyor ya. Bu arada ne dediniz hocam? Şeyi. Kaçırdım o bölümü, son bölümü. Yerman abi. İki şansları var. İki şanslı var. Ya parayı verirsin, transferi yaparsın. Yani. Takımı toparlarsın. Böyle bir imkan var mı? Yok. Yani para Ali Koç yığsa milyon euroları... UEFA diyor ki satmadan alamazsın. Yığdı abi, verdi. Ha. Zaten hayır, yaptı bak, adam. Örneğin Gustavo 6,5 mu? Hayır, evet. Transferi harcayamazsın. Tamam mı? İyi be. İkinci kısmı o zaman ne yapacaksın? Sen transfer yapamayacaksan takım yapacaksın. Takım yapacaksın. Ki başarıdan aynen, prim gelsin. Aynen, takım yapacaksın. Ekonomik girdi olsun. O sistemi yaratacak. Yani takımdan performans üretecek bir teknik adamla anlaşacaksın. Bu arada... Yani bu iki bölümde de bu gerçeği, asas gerçek budur. Bugün Beşiktaş için de gerçek budur. Trabzon ya hocam Ankara Gücü bir transfer yaptı. Devre arası son gün işte şey açıldı. Tahta açıldı. Bir takım yaptılar. 11'de. Seyrettim. Ya kavga ediyorlar sahanın içinde. Hoşuma gidiyor. Kavga ediyor takım. Mücadele ediyor, koşuyor. Ya Fenerbahçe'nin bunu yapacak gücü yok mu abi? 3 lira 5 lira aldıkları topçular ya. Açık yaşlık ya topçusu gün, utanıyorum ama diyor abi. Ama kavga etmiyor o takım. Bir sebebi var bunun. Sebebi ne biliyor musun? Çıkıyor idareci. İşte hakemler bizi yakıyor federasyon. Nihat Özdemir de diyor hiç bize. O öteki Erman Toroğlu. Al takımın işte bu ya. Sen niye? O kadar çok bahane buldun ki. Hakem kötü, federasyon kötü. Zekeriya kötü. O kötü, bu kötü. Hep hatayı attın. Erman senin kötü. Teknik adamı Erman Toroğlu kötü. Düşman. Senin takımın dedi ki ya benim idarecim dedi nasıl olsa düşmanları buldu. Ben iyiyim dedi. Sonunda antrenörünü yolladın. Niye yolluyorsun o kadar düşman varken? Demek ki antrenörün bir yerde hata yaptı. Esas hatayı yapan, deve dişi hatayı yapan sizsiniz. Bu takımı bu hale düşüren Fenerbahçe yönetimi. Millet Aziz Yıldırım arıyor be. Aziz Yıldırım diyorlar ya. Keşke gelse diyorlar arkadaş. Ben yolda 10 kişiyle konuşsam 7'si söylüyor ya. Ben konuşurum abi, ben yorumcuyum. Ben Aziz Yıldırım'la da tartıştım. Çok da tanımam Aziz Yıldırım'ı. Ama şimdi bakıyorum adamda hiç olmasa liderlik vasfı vardı. Bunda liderlik vasfı da yok ya. Ya günah mı Fenerbahçe'ye? Kime soracağız abi bunun hesabını? Öyle. Aziz Yıldırım'ı... Santrafa, Jelson'a, yok Gustavo'ya falan sormam abi. Bu takım bu hale nasıl düşer ya? Murat Hoca'nın... Bir de hocam, hayır, bak şimdi... Avrupa'da, dünyada bunun örneği var mıdır acaba? Bir antrenörü değiştikten sonra bir futbolcu takımı çalıştıracak. Böyle büyük, büyük camia olacak. He? Türkiye'de şimdi 4 büyük camiasından, değil mi? Birinden bahsediyoruz. Emre Belözoğlu burada antrenörlük yapıyor. Var mıdır mesela İtalya'da, Almanya'da, yani Belçika'da da geçtim. Yok. Var mıdır? Yani Arnavutluk'ta var mıdır böyle? Mesela farz edelim. Sırbistan'da iki tane önemli takım var değil mi? Kızıldız, Partizan. Var mıdır böyle bir şey orada? He?
Olsa da çok nadirdir yani. Hayır. Ya Kenny'den Vialli vardı. O başka bir şey. O ayrı. Vialli oraya atandı. Reklama gideceğim. Oyuncu, bu arada oyuncu teknik adam olarak hocam, yönetim atadı ama. Reklama öyle gideceğim. Bu arada Murat Hoca'nın hani az önce konuşuyorduk ya lisans diyor ki lisans olarak ben iki maça çıkabiliyorum. Evet. Benim son maçımdı. Yönetimimiz teknik direktör konusunda gerekeni yapacak çalışmalar devam ediyor diyor. Yani, Murat Hoca da oraya da açıklık getirmiş. Onun devam edebilmesi şartında teknik direktörlük sözleşmesi yapmaları lazım yoksa... Yok devam etmeyecekler. Bu benim son maçımız diyor ama. Lisans olarak ben iki maça çıkabiliyorum diyor. Teknik direktörlük sözleşmesi olmadığı için. Bence olmuyor. Yani pro lisansı var. Prosu yok bence. Abi teknik direktörlük olarak anlaşma yapıp federasyona göndermediysen iki maça çıkartabiliyorsun adamı. Biliyorum. Gönderdiğin zaman yani Murat Hoca da sezon sonuna kadar çıkabilir isterse. Tamam ama tek direktörle gerekeni yapacaklar diyor. Görüşüyorlar diyor. Birileri var gelecek diyor. Yani ben son maçıma çıktım diyor. Ekranda şu anda. Hayır. Peki ya, bir küçük reklam arası verelim. Verelim ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Daha da detaylandıracak çok şey var. Yarına ilişkinde konuşacağız ama ikinci bölümde de bu konudan devam edeceğiz öncelikle.